Adnan Bey, Allah diye bir varlık var mı? Varsa da nasıl bir güce sahip? Bizi o mu yarattı? Lala Korkmaz. Ya yani mutlak yokluk olması gerekiyor zaten. Yani Allah olmaması için mutlak yokluk olması gerekiyor. Mutlak yokluk zaten olacak bir şey değil ya. En fazla hava boşluğu olur. Yani zaten o bir, çok ciddi bir şeydir yani. Yaratılması gereken bir şeydir. Yani ben boşluk var dedim mi zaten Allah var anlamında demiş oluyorum. Yani Allah'ın varlığı mecbur olmuş oluyor. Yani hiçbir şey olmasa sırf ben neyim desem Allah'ın varlığı sonsuza kadar kilitlenmiş olarak var olması gerekir o zaman. Yani onu dendiğinde. Ya bir tane şuur, ben neyim bu nedir desen sonsuza kadar artık bunun geri dönüşü yok. Ya bu şuur böyle kalır. İşte zamanı yaratmış Allah. Zaman oluyor tabii bizim bir türlü aklımız ona tam ermiyor. Yani Allah'tan önce ne vardı diyor insanlar tabii. Halbuki önce sonra diye bir şey yok. Mutlak yokluk olması gerekiyor diyor. Bak, tekrar söylüyorum. O çok çok mantıksız, hiç olacak iş değil. Yani mutlak yokluk. Yani, kavram olarak olacak gibi değil. Herhangi bir şekilde yani boşluk olarak dahi varlık olduğunda Allah'ın olması mecbur olur. Çetin bir imtihan yapıyor, görüyorum. Ama başka türlü de çok sıradan yetişiriz. Yani geç bir tane. Yani olur da çok sıradan yetişiriz. Bir, o kadar değerimiz olmaz yani. Çok sıradan oluruz. Yani bu şart böyle olması gerekiyor. Yani bir de insanlara bakıyorum. Yani o kadar gerekiyor ki ya sistem. Mesela diyorum ki hastalıklar, belalar, bu insanların karşılaştıkları aziler ve çabuk gelen ölüm. Düşünüldüğünde yani az bile olduğu anlaşılıyor. Yani çok büyük ihtiyaç. Çok büyük ihtiyaç. Çünkü bakıyorum insanlara, oho, evlenme derdinde, işinin gücün derdinde, işte kızını yurt dışına gönderip okutmanın derdinde, adamı Allah ilgilendirmiyor. Yani köşe dönme peşinde falan. Bela ne kadar fazla olursa onu o kadar caydırabilir, düşündürebilir. Ne kadar şiddetli olursa. Ki Cenab-ı Allah yine merhametinden dozunu çok az yapmış. Dozunu çok az yapmış. Normalde bunun yani 3-5 doz daha yüksek olması gerektiği anlaşılıyor. Yani imtihanın tam oturması için. Mecbur hale getirir ama bu. 3-5 doz yüksek. Bu da tam ayar olmuş oluyor işte. Yani 3-5 doz yükseldi, hizaya gelir, herkes hizaya gelir. Yani öyle ok yurt dışına gideceğim, bilmem ne okuyacağım, köşe döneceğim, öyle diyemezler. Ya tam ayarında, kıvamında. Tam. Yani ben onlar düşünmüyor değilim arkadaşlar, dediklerini düşündüm ben. Yani tam uygun, en iyi şekilde olmuş. Tam. Allah bir ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sığınırım. Dediler ki sen yücesin, bize öğretinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Canım tabii biz yani sürekli bir film akıyor. Onu görüyoruz yani başka bir şey gördüğümüz yok. İnsanlar ne kadar basit şeylere tenezzül ediyorlar bak görüyorsunuz değil mi? Ne kadar basit oyunlar, karakteristikler yapıyorlar. Nasıl karmaşık planlar, oyunlar hazırlıyorlar. O ona, o ona, o ona, o ona. Bak şu doza rağmen. Yani diyorlar ki adam mesela bu yüksek diyor bir kısım insana bunun dozu için. İmtihan. Buna ne gerek vardı? Daha hafif bir şey olsaydı da biz bitirseydik. Öyle yok. Öyle olmuyor. Ben görüyorum yani. Kendileri de farkına varmıştır olmayacağını. Tam dozu bu. Bayağı iyi. Tam ayarında.
Bu şeytan ablasını yalvarıp yakarsınlar diye onları azap ile yakaladık. Başka bir ayette de şeytanın ablasını kaldıramayacağından fazla yükü yüklemeyeceğinden belirtiyor Allah inşallah. Evet. Adnan Bey, Tanrı kendisini mükemmel, bizim eksik olduğumuzu biliyor. Mükemmel olamayız ama Tanrı olmamızı istiyor. Olmazsak bizi cezalandırıyor. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Böyle bir Tanrı'yı kabul etmiyorum diyor. İnanmayan deist. Mükemmel olmanı istiyor diyorsun. Sen buna kızıyorsun ya. Allah'ım. Daha ne istiyorsun? Mükemmel olduğunda işte sen de rahat edeceksin. Biz de rahat edeceğiz. Herkes rahat edecek. Allah Allah. Ev mükemmel, insan mükemmel, konuşma mükemmel, ahlakı mükemmel. Bunda niye rahatsız oluyorsun? Her şüpheci olabilirsin ama yani bu makul bir şüphecilik değil ki bu. Yani bu biraz düşünsen anlarsın bunu. Ama yine de hani şüphelenme, konuşma demiyorum. Konuş ama. Mükemmellik zaten çok güzel bir şey. İyi bir şey. Yani bundan niye rahatsız oluyorsun sen?